Evet, Müzikonir'den ben Cüneyt Diktaş. Birbirinden özel konukları, uzman konukları, ekran önündeki isimleri, sanatçıları siz sevenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. bazen yorgunluk oluyor, bazen yoğunluk oluyor ama güzel yayınlar çıkıyor diyebiliriz. Evet, ne diyecektim? Duyuluyor sesin. Sesi söyle. Yeğenim bizlerle birlikte aynı zamanda. Evet, hemen istek talepleri geldi ama bugünkü konuklarımı söyleyeceğim sizlere. Nasıl gidiyor bu arada? İyi gidiyor umarım. Bayramı da bitirdik, Ramazan'ı bitirdik, bayramı bitirdik. Karantinalı günler devam ediyor. Atraksiyonlar devam ediyor. Hala duyuyoruz, ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur herkes için. Evet, bugün ilk konuğum, siz onu İrlandalı anne olarak tanıyorsunuz. Aynı zamanda uyku danışmanı. Esra Şimşek bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Çünkü karantina süresi boyunca bebekleri olan annelerin en büyük sorunlarından biri çocukların uyku problemi olmalı herhalde diye tahmin ediyorum. Çevremde onları gözlemliyorum açıkçası. Tabii bu problemlerin gidermek evliliği bile kurtarmak anlamına gelebiliyor mu acaba? Bu sorunun cevabını da sevgili Esra Şimşek'ten almış olacağız yavaş yavaş toparlanırken. Bir yandan da tabii Kila Hakan bizlerle sonradan birlikte olacak saat 22'de. Şimdiden onun da fanları gelmeye başladı. Evet, ilk önce tabii ki de dediğim gibi siz onu İrlandalı anne olarak tanıyorsunuz. Sevgili Esra Şimşek bizlerle birlikte olacak, uyku danışmanı. Şu saniyelerde bizlerle birlikte olacağına inanıyorum. Eğer buraya gelirse bir el sallarsa seviniriz. Kila Hakan ise saat 22'de bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ona selam verenleri görüyorum da. Tanıyor musun sen bu arada? Kila Hakan. Tanıyorum. O da gelecek işte. Evet, doğru diyorsun. Aynen öyle. Onun öncesinde dediğim gibi uyku danışmanı Esra Şimşek bizlerle birlikte olacak. Hem tecrübelerinden hem kendi biliyorsunuz evladı var. Tecrübelerinden faydalanacağız. Hem de yıllardır aldığı eğitimlerden dolayı onlarca seminere de katılıyor. Ülkede ve ülke dışında sanırım. Onları da soracağız. Bakalım sohbet nereye gidecek. Bizim aşiretten kimler var? Sevgili Seher abla, selamlar, sevgiler. Aşiretten Seher ablayı gördük. Evet, acaba ben bir daha mesaj çekeyim. Çünkü birkaç dakika geciktik. Sen de hoş geldin Seher ablacığım. Evet. Sen sesli kız oyununu oynayabilirsin. Evet, konuğumuzu bekliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Daha önce görüşmelerimiz oldu ama ilk defa yüz yüze tanışacağız arkadaşlar. Ezgi, sen de hoş geldin. Selam. Sabırsızlıkla konuğu bekliyoruz demişler. Tamam, teşekkür ederiz. Hemen ben mesajımı yollayayım. Bazen çünkü şahsi Instagram'ıma gelebiliyorlar. Sorularınızı gördüm. Yani 25 dakikalık bir yayın olacağı için konuklarımı. O yüzden soruları ben böyle okuyup bir genel bir çatı altında topluyorum. Bilginiz olsun. Evet. Bakıyorum. Ben
şaşırmış olabilirim ki öyle olduğuna inanıyorum. Ha, 23'müş, tamam. Evet, sevgili Kira Hakan geldiyse onu bekliyoruz. Bir saniye şimdi. Ben kaçırmış olabilirim. Evet, sanırım gelmiş konumuz. Sevgili Kila Hakan burada mı acaba? Bazen olabiliyor. Bugün çok apar topardım. Evet. Merhaba Hakan Bey'i bekliyoruz yayına. Geldi galiba. Tam alıyor. Şey, canlı yayına kendi mi açtı acaba? Yanlışlık olabiliyor çünkü. Tamam, hemen. Tamam oldu. Görüşürüz. Bay bay. Biliyorum çünkü olabiliyor arkadaşlar. Evet, yayında da burada mı, buraya geldi mi? Sorun değil arkadaşlar. Şimdi hemen geliyor. Evet, bugün nasıldı? Ya bugün aslında soğuk bir hava vardı değil mi? Yani neredeyse Haziran'a geleceğiz. Hala soğuk bir hava var. Buraya geldiğinde bana bilgi verir misiniz arkadaşlar? Biliyorum kendi yayınında. Buraya gelecek şimdi. Buraya geldiği gibi alıyorum arkadaşlar. Geldiği gibi alıyorum. Bu arada bu hediye. Hani kendini çok beğenen tipler olur ya, bardağa bile resmini koydurur. Ben de biri değilim yani. Sağ olsun, hediye olarak yollamışlar. Biz de kullanıyoruz açıkçası. Oo, Saadet Hanım da buradaymış. Hoş geldiniz. Evet, bugün birazcık kendi canlı yayınım biraz geç başlayacak. Sevgili Kila Hakan bizlerle birlikte olacak. Güzel şeyler konuşacağımıza emin olabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruların böyle genelini soracağım ona. Bilginiz olsun. 2-3 dakikaya kendisi burada olacağına inanıyorum. 2-3 dakika sonra burada olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Seher abla. Oo, Kapadokya'dan izleyicilerimiz var. Bu arada sevgili Kila Hakan'ı hangi şehirlerden izliyorsunuz? Hangi ülkelerden izliyorsunuz? Buraya onun için geldiğinizi biliyorum çoğunuzun. Hani buradan ona ben selamlarınızı yollayacağım.
Ya süpersiniz ya. Müthiş sevenleri var gerçekten. Müthiş sahiplenmişsiniz. Geldiği gibi bağlıyorum. Geldiğinde bir siz benden ha, sanırım geldi. Sanırım geldi. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Babagül. Ne haber? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi vallahi seni bekledik. Herhalde bir an yanlış yaptık ama bulduk yine zannediyorum. Yok ya, oluyor. Klasik Instagram, çünkü kimse alışamadı. Ben bile 2-3 aydır yayın yapıyorum. Nihayet alışabildim. Evet. Nasıl gidiyor öncelikle? Hoş geldiniz. İyi gidiyor vallahi. Her şey yolunda diyebiliriz işte. Bayramı falan atlattık, onu başardık. Şu anda işte koronanın peşindeyiz. Aynen. Peki Almanya'da karantina boyunca neler yaptınız? Nasıl gitti öncelikle? Almanya'da durumlar nasıldı veya? Almanya'da sadece dikkat etmek var. Hani sokağa çıkma yasağı, öyle bir şey yok. Ama insanlara sürekli anlatıyorlar. Bakın, hayat sizin, çocuk sizin, baba sizin, anne sizin. Hani hayat sizin, her şey sizin. Dikkat edeceksiniz. Yani mesela dezenfekte, maske, otobüse bindiğin zaman, markete gittiğin zaman sosyal mesafeyi tutman gerekir. Bunları her gün kafaya herkes ailece de. Zaten şimdi dışarıya çık desem bile kimse çıkmaz. Hani belirli işini halleder gelir. İnsanlar tamamen bir serbestlik istiyor. Rahat olmak istiyorlar. Burada sokağa çıkma yasağı yok. Ama herkes yine çıkmıyor yani. Herkes belirli bir iş yapıp gidiyor öyle yani. Güzel. Mesela Yani günlük herkes, alışveriş. uyumayan var mı? Yani sen maske takmadan gezen var mı? Türkiye'de Ya olabilir. zımba hep her türlü oluyor. O şey yapamazsın ki. O her zaman var da babacan. Biliyorsunuz zımbasız dünya olmaz. Aynen, Patlayan aynen. var. O var öyle. Hikayeler çok var ama dediğim gibi sonuçta var yani virüs. Ona karşı da belirli bir sistem çalışmak lazım. Aynen. Bu arada karantina döneminde iki güzel çalışma yayınladın. Bu çalışmalarda bir de kliplerin de aslında çok konuşuluyor. Bu klipleri mesela sen üzerinde önceden senaryolaştırıyor musun? Üzerine düşünüyor musun? İyi Yoksa baba, hazır? o ben anladım zaten bu olayın fazla süreceğini, korona. Hemen direkt ben böyle dedim, tamam aga bu sene dedim öldü. Yanımda da İstanbul'dan, İzmir'den güzel bir genç arkadaş var, kardeş. Hı. İkinci 6 ayını burada yaşıyor. Ondan önce bir 6 ay daha gelmiş. Şimdi ikinci 6 ayını yaşıyor. Onu da benim kampımda yaşıyor. Güzel bir kardeş olduğu için, kalbi temiz olduğu için. Bak bende şey yok. Ben hani sokak neyse öyle, hani nasıl? Bende şey yok. Mesela direkt sana şöyle yapabilirim bak. Arkadaş. Selam, merhaba. Selam. Böyle yakalar mı adam böyle? Selam. Bak En şundan da güzeli. böyle işte böyle olur. Ha, bu arkadaş işte. Bununla beraber işte bu arkadaş dedi, böyle böyle dedim, tabii ki gülüm. Gelmişim buraya. Yapalım dedim. O da güzel yaptı. Güzel kalplendi. Burada işte gördüğün gibi güzel. Güzel insanlara değil mi? Saygı saygı. Süper. Yani bir tanesi zaten daha 8 Mayıs. Çok taze. Bir tanesi 15 Nisan'da saniye saniye milyona aştı şu anda. 2 milyona doğru gidiyor. Süper bir şekilde. 8 Mayıs'taki de zaten milyona doğru yaklaşıyor. Oldu çok Yani güzel. ben hep şunu sormak isterim. Açık konuşayım. Ben Tabii ki açık konuş. rap dünyasıyla son yıllarda bizim Türkiye'de çok sükse yapmaya başladı. Ama sen yıllar önce aslında daha Türkiye'de çok dinlenmiyorken rap için çok şey yaptın. Hatta çok zorluklar çektin sokaklarda. İlk seni tanıdığım daha detaylı tanıdığım yerlerden biri de Coşkun Aral'ın, sevgili Coşkun Aral'ın belgeselinde seni gördüm. Babacan mı? Çok güzel Babacan. belgesel aslında o, değil mi? Gerçekten Saygıdeğer güzel babacan adam anlatmışsın. olduğu için babacan oldu işte. Güzel geldi, fırtına gibi güzel yaptı. Hatta onun orada, onlar bir şeye de şahit oldu. Az da orada birinin gözünü şişiriyordum haklı yerde. Ama şey yapmadım orada. İyiydi yani. Sonuçta güzel geçti. Bomba Yani gibiydi. detayların Güzel ardını adam yani. bilmiyorum ama Babacan adam. Saygılı, çok görmüş, güzel bir okumuş. belgeseldi. Çok güzel Almanya'daki o durumunuzu, o zorlukları anlatmışsın. Peki şimdi ben merak ediyorum. Hani yıllarca aslında orada da dediğin gibi sen bir süre siz ailece Türkiye'ye dönme planları yapıyordunuz. Hadi şu işler de bitsin, döneceğiz. Döneceğiz diyormuşsunuz. Sonra bir anda artık temelli kalmaya karar vermişsiniz. Ve tabii sen bu arada Ama o birden bocalamışsın. karar vermemişiz öyle kalmaya. Ben onu hep anlatıyorum. Türkiye'de ne olmuş? Darbe olmuş o dönem işte. Tam o dönem. O Ha, dönem öyle evet. olunca aileler de demiş, çocukların canı garantide olsun, okusunlar bari. Hani şey olmasınlar. Öyle kalmışlar yani. Yine bir zorluktan dolayı kalıyorlar. Hani zorluk olmasın. Anlıyor musun? Özgürlükten yine bir şey var işin içinde. Yoksa herkes dönecek yine yani. Ama Peki. öyle bir şeyden dolayı tak yapıyorlar. Biz de kafayı çevirmemiz lazım. Yeniden başladık. Peki şu var. Kila Hakan ileride Türkiye'ye temelli ben döneceğim ya, yerleşeceğim diyor mu?
Bizim zaten gönlümüz Türkiye'de, anlıyor musun? Kalbimiz. Biz Almancayı ben çok iyi bildiğim halde Türkçe rap yaptım. Alman gibi yaşadım. Avrupa'da büyüdüm, doğdum ama kalbim, kültürüm hep Türk kaldı. Bizim kalbimiz, ruhumuz orada yani. Şimdi benim oraya temelli dönüp dönmemem önemli değil. Ben zaten oradayım. Bir tarafı. Onu merakımdan soruyorum. Tabii ki de önemli. Ya bir ayağım durdu, ama hep bir ayağım. Elimden geldiği kadar daha çok gelmek istiyorum ama ben sonuçta Berlin Crossfit'te de doğdum. Burada da benim bir ruhum var. Ama evet, güzel olan tarafı ben Türk olarak Avrupa'dayım ve Avrupa'dan gaz verebiliyorum ve bu da güzel bir şey sonuçta. Hı hı. Sonuçta Türklerin gücünü Avrupa'ya gösterebilme imkanımız oldu. Burada çalıştı ailelerimiz, gösterdiler. 40 sene rapor almadan çalışabiliniyor. Bunu Türkler gösterdi yani. Bunu ırk olarak biz gösterdik çalışarak yani. Evet, kesinlikle. Belirli bir emeklerimiz var burada. Prospekt'te dükkanların çoğu Türklerin. Herkesin emek ama öyle. Kimse çalmadı, çırpmadı. Herkes çalıştı. Saygıdeğer isimler var. Tanırsınız zaten. Yani emek var. İşin içinde. Herkesin bir zahmeti var. Daha geçen bir babayı gömdük. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani gidiyor. 40 sene çalışan babalardan birisiydi işte. Sonunda onlar da gidiyor artık. Yani onların da zamanı geldi. İşte bizlerden sonraki olacaklar var. Avrupa'da bir mücadele veriyoruz. Ve mutluyuz. Torun büyütenler var. Halil abi gibi güzel insan. Buradan yenge Halil abiye de selam diyorum. Güzel insanlarımız var. Ben o yüzden diyorum. Biz trap rap hepsini biliyoruz. Amerika'da trap rap'in ne olduğunu da biliyoruz. Nasıl bittiğini de biliyoruz. Ama biz rap'i seviyoruz. Diyoruz ki tabii ki olsun. Yani neşe insandır. İnsana yakışan her şey olsun. Bunun içinde her şey olabilir. Öpmek de olabilir. Hani oturmak da olabilir. Belki bir o anda bir şey içmek de olabilir. Bu insanlıktır. Yani canın o anda eğlenmek ne istiyorsa. Biz öyle olsun diyoruz. Biz demiyoruz. Bu şimdi doğru işte. Silah al ve çek ve vur işte. Müzik o. O değil işte, bizim kültürümüzde o yok. Bizim bayramımız var, seyranımız var. Güzel insanız. Yeri geldiği zaman gözde şişer. Hak gerekirse, hani hak gerektirirse. Ama ne diyorum ben? Dövüşe gerek yok. Saygı, o yüzden diyorum işte ben. Sen hep barıştan yanasın aslında. Yani barış, saygı. Çünkü ben zaten o cehennemden geliyorum. Tanıyorum zaten orayı. Evet. Biliyorum yani, görmene çok istiyorsan, illa kaşınıyorsan göstereyim sana yani. O ayrı. Yok. Bak, güzel, güzellik var diyorum. İnsanlık var diyorum. İnsan olalım diyorum. Ben onu diyorum yani. Aynen, kesinlikle. Yürüm beni. Olaylar böyle. Kesinlikle inanıyorum. Ben her zaman saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir yaşantı. Orada hani, ama belki işte sen orada o yaşantıyı yaşamasaydın belki dediğim gibi bu Türkçe rap buralara gelmeyecekti. Bu kadar güzel yerlere gelmeyecekti açıkçası. Vallahi çok teşekkür ediyorum böyle düşündüğünüz için. Ben öyle şeyinde değilim. Benim sayemde geldi falan, benim böyle bağlı. Yok, kesinlikle ben liderlerinden, en önemli isimlerden biri olarak söylüyorum. Toplulukta büyümüşüm yani. Topluluk insanıyım ben. Toplulukta karar vererek gelmişim. Ben öyle tek şey yapmadım. Ben ortamdan insanım. Benim öyle nazım, kinim yahut da bir şeyim de yok. Kıskançlığım da yok. Ben öyle sokakta yani bölüşmeyi severim böyle. Bir ekmek varsa açsak olsun, içimiz ondan doyarız. Doymasak da iyidir. Yara çıkarımdan daha iyi çalışıyor gibi düşünürüz. Yani sonuçta mücadeleyi severiz. Gurbette de bizim zaten öyle bir havamız var. Çünkü baştan beri hep buraya çalışmak, birlik, beraberlik toplayıp götür oraya. Zaten buraya gelmemizin sebebi çoğu millete, vatandaşa, ülkeye faydalı olalım diye. Hani gelip burada kafamıza öyle oh yapalım dedik ki. Bunu bakarsan şimdi geriye, bütün aileler, hepsi, bütün varlığı hepsi Türkiye'de yatıyor. Kimse doğru dürüst Almanya'ya bir ev ne almamış. Herkes Türkiye'de evi var. Sor Türklerin hepsinin Türkiye'de evi var. Sor Türklerin, buradakilerin hiçbirinin burada evi yok. Çünkü sonuçta herkes orada da gömülmek istiyor yani. Öyle bir vatansever buradakiler. Milletini, vatanını seviyorlar. Bu gerçek yani. Anlıyor musun? İnsanını seviyor yani. Bu evet. Memlekette hangi tür insan varsa hepsini seviyoruz. Bizim beni bak Musaybin'den tut. Konya'dan çık, İzmir'e gir, Antalya, ya bütün ülkeler, şimdi hepsini sayamam ama hepsini say. Siirt'ten tut, Antep'in sınırına gir. Burada hepsi can arkadaşlarım. Anlıyor musun? Can arkadaşlarımız var. Böyle bir ortamda zaten başkasının üstüne kötü düşünemezsin. Yok bu odur, yok bunun ırkı budur diye bize bir şey yok. Biz öyle bir şey tanımadık Avrupa'da. Bizde politika bizim çevrede yok. Konuşmuyoruz bile. Hani çünkü birbirimizi üzmek istemiyoruz. Biz öyle büyümedik ki. Biz birbirimizle o insanlar, işte bazılarının kendilerine kötü dedikleri, İşte bunlar bu ırk, yok bu ırk dedikleri, biz beraber büyüdük. Hani biz biriz yani, biz aynı bir gücüz. Pasaportumuz belli, Türk vatandaşıyız, Türk çocuklarıyız. İnsana saygıyı seviyoruz. Savaşmasını da biliriz. Ama insanlık en önde gelir diyoruz. İnsanlık olsun diyoruz. Ve bütün ırklar da içimizde var. Kıskançlık yok. O odur, bu budur diye dışarıda tutmak da yok. Yok öyle bir şey bize. Bunu gelip çevremde görebilirsin yani. Gel buraya gör.
kimler var, nelerle takılıyoruz. Bizde yok ayrım kayrım. Herkes çocuklarını bir arada büyütüyor yani. Öyle nefret, kin diye bir şey yok. Anlaşmak var. Çünkü dediğim gibi hepimiz içeride yatmışız. Hayatımızın yarısı içeride geçti yani. E şimdi gelsen içeride bir adam olarak çoluğa çocuğa öyle bir şey göster. Hani biliyorsun çünkü ne bok olduğunu da. Göstermezsin işte. Biz de onu yapıyoruz. Elimizden git. Tabii ki çılgınlar var. Tabii ki sokak dolu. Ben bazen canlı yapıyorum. Görüyorsundur sokakta yatan orada burada. Ama o da mücadelenin içinde olan bir şey. Kimi yatar, kimi de onun yanından tertemiz gider doktor olur yani. Bu böyle bu hayat yani. Ya öyle ya böyle koçum. Ya savaşacaksın mücadele ya da osurup sıçacaksın, bayılacaksın yani. Bu kadar kolay yani babacan. Yani kimse dediğin gibi o zorlukları görmek istemez sonuçta hayat. Vallahi işte ben dediğim gibi akıllı olan insan yoldan gitmek ister. Ama zımbol var tabii ki. Zımbolar da olduğu için her zaman olay yani. Ama olsun. Aynen. Severiz zımboyu. Biliyorsun baba gül. Aynen her zaman. Peki biraz müzik konuşalım mı? Müzikten bahsedelim. Buyur sen soruyorsun. Peki. Kila Hakan Türk şarkıcılardan veya müzisyenlerden veya duayenlerden kimleri dinler? Ne? Anlamadım. Kimleri dinler? Nerede? Şarkıcı olarak kimleri dinlersin? Müzisyen olarak kimleri dinlersin? Çok kişiyi dinlerim. Fantazi müzik dinler, yani arabesk hepsi dinler var. Misin? Hepsi var. Fantazi, arabesk, her şey var ya, her şey. Sanat, Türk sanat müziği hepsi var. Hepsi var. Güzel olan her şeyi dinliyorum. Ruhun her şeye ihtiyacı var. Tabii ki bir şey daha çok ağır basar. Her zaman kendisi sevdiğim hip hop'um, hayatım. Ama öbür müzikler olmazsa, yaşantı olmazsa onlar hepsinden var. Mesela her arada bir dinlediğin şarkı mesela merak ederim ben. Kimi dinle ne? Mesela? Müslüm Gürses atıyorum veya... Müslüm Gürses babacan, o dinlenmez mi? Biz o bizim ben kaç yaşım, ben kaç doğumluyum, ben kaset zamanından geliyorum. Müslüm falan onlar tabii ki ben hepsini biliyorum. Sen de istersen söyleyeyim hepsini ezber. Yarışalım istersen Müslüm babaya gel. Yok estağfurullah. Sen Müslümcü çağır, ondan da yarışırım ben. Ben Müslüm'ün hepsini biliyorum. Ben daha başkaları da var, istediğini söyle sana söyleyeyim hangilerini biliyorum. Eskiden kim varsa biliyorum baba, bizde müziksiz hayat yoktu yani. Arka kulaktan da olsa her şeyi duyuyorduk. Müzik hep vardı. Zaten bir kasetçi vardı. Ondan sonra CD oldu. Ondan sonra da işte bu durumlara geldik. Biz band çekimleri yaptığımız zamanlar vardı. Biz ilk kayıtları böyle dönen bantlar var ya. Onlarda yapmıştık. Yani o tekniği de oradan geliyoruz. Tekniğin o ucundan. Baba şey burada hemen soru atayım. Hepsini dinliyoruz dedi ama yine ben bir sorayım. Rock dinliyor musun? Rock'ta babacanlar var böyle. O ateş böyle. Ejderha ateşi gibi rockçular var yani, böyle olay manyak yani. Amerika olsun vesaire, benim eskiden, çok eskiden, onlar yok artık ama hasret vardı çok eskiden. Baba rock oldu mu baba oluyor, bir yapmasını bileceğim, yoksa rock babacan ya, rock uf bomba yani, hiç şaşmaz, severim. Güzel rockçular var, güzel rockçu arkadaşlarım var benim, babacanlar yani. Takılırız biz hep bu ortamda, giderim onların kulübüne çağırırlar beni falan. Babadır rockçuları, severim yani. Güzel insanlar var onlarda. Mert Yiğit. Motorcular da çoğu rockçu zaten öyle yani. Hip hop'u da severler. Biz nerede varız diye. Güzel yani. Ben karşı değilim. Ben zaten çoğu şeye karşı değilim. İnsanlık saygı olduktan sonra. Ama rock konusunda güzel müziktir. Stres atar, dinlenir. Herkes pek şey kaldıramaz ama heavy metal var. Ne metallar var biliyor musun? Ne tarz şimdi artık neler. Avantgard bilmem neler var. Ne tarz rocklar var. Uf. Ama işte belirliler o biçim. Evet, süper. Peki bu son zamanlarda, yani biliyorsun son 2-3 yılda Türkçe rap özellikle bizim Türkiye'de müthiş bir hız aldı. Sevildi. Ondan sonra özellikle YouTube'da, sosyal medyada müthiş tuttu. Böyle senin oluyor mu mesela bazı çalışmalar yani çok kalitesiz geldiği, kendi isim verme de eleştirdiğin oluyor mu böyle yani? Yok ya, olmamış bu ya, ama nasıl tutmuş? Babacığım sen şimdi öyle diyorsun yani, Türk müziği böyle oldu filan. Ben buna seviniyorum. Benim eleştirecek zamanım yok. Ben bir ayağım hep sokakta, mücadele içindeyiz. Hep bir şeyler var. Ben sabah saat 7'de babamın odası, şimdi onunla ilgileniyorum. Şimdi babam disinfekte yapmaya gidiyorum. Kalp krizi falan geçirmişti, olaylar oldu. Bir de korona var ya. Evet. Şimdi o durumlar var, ben gidiyorum yapmaya yani. Her sabah, 2 hafta yaklaşık oldu. Neyi yapmaya gidiyorsun onu anlamadım. Disinfekte, evi, bütün evi. Okey. Ne demiştim? Soru neydi? Bak kafamı karıştırdım. Yani hani şey, rap eleştiriler. Hiç böyle eleştirdiğin oluyor mesela? Rap yok, ben eleştirmem bazen kimseyi babacığım. Eleştirmek, ne eleştireceğim? Yani ya dinlemiyorum ki, niye eleştireyim yani? Eğer o durumdaysa, baktım eleştirilecek durumda, hiç konuşmam. Hani neyini konuşayım? Eleştirmek ben kimseyi ya. Bana bir şey demeyene ben karışmam. Herkes istediğini yapsın, anlıyor musun?
Zaten o kötüyse hani kötüdür. Halk onu görür. Ama onu da dinleyicileri varsa bırak dinlesinler ya. Hani anladın mı? Anladım. Hani bazen derler ya işte çünkü önemli bir isimsin. Yıllarca emek vermişsin. Ama dediğin gibi sorun yok diyorsun. Türkiye'de güzel gidiyor inşallah diyorsun sen de. Senden de duymak güzel bir şey. Sen dedin ya şimdi baba gibi bu iş Türkiye'de baba güzel gidiyor demedin mi? Evet. Evet sen... Ben dedim ki sen öyle diyorsan bak ne güzel demek. Çok güzel. Ben seviniyorum böyle şeyler. Ben hoşuma gidiyor. Yani ben orada yaşamıyorum ama güzel söyle baba. Çok baba. Aynen. Aynen. Üstelik durumum da yok. Her şey güzelse çok güzel. Aynen. Ben çok seviyorum. Peki bir parça alma imkanımız var mı senden? Bir kuple, bir şeyler istediğin bir parçadan. Ne? Şarkı. Yapıyoruz ya baba şimdi. Söylüyorum da sana bak bu kadar tak tak tak. Bunlar hep soru diyorsun soru şey. Varsa soracağım. Tamam. Biraz da o zaman soru sorayım. Yani oradan da istiyorlar da şunu bunu diye. Tamam. Devam ediyorum. Bir de mesela senin bu 36 çete mi bu 36 tam olarak? Bunu hep sorarlar. Bu 36 zamanında çeteydi evet. Bayağı güçlü bir yerdi. Hala da öyleyiz ama çoğumuz baba hani çoluğu çocuğu var. Efendiyiz. Ama şimşek düşmesi gerekirse düşürürüz. Bu böyle yani. Ama çok efendiyiz. İnan ki bak. Yemin ederim. Hani çoğunun 5 çocuğu var, 3 çocuğu var. 6 çocuğu olan da var. Şimdi anlıyor musun hani şey yapmak istemeyiz hani kimse yani bulaşmak. Ama beladan da kaçanın ta anasını yani. Bak bunu da diyorum. Beladan kaçan çocuğu olsun. Ha. Ama hani ben böyle yani. Ben dediğim gibi saygı, sevgi, korkan da çocuğudur yani. Bu çocuğudur. Anladım. Peki ölüm şey... Yani. Ya ölürüz ya da kazanırız o kadar. Benim korkum da yok yani hiçbir şeyden. Allah'tan başka. Hiç beni kimse korkutamaz yani. Yok olacağım, evet. Öleceğim. O kadar yani. Korku oraya kadar gelir. Öldün evet. Bitti o kadar lan. Korku bu kadar. Başka yok korku. Aynen. Sonra o da barış için. Savaş. Bunu... Barış için değil mi savaş? Bunu bil. Bak beni tanıyorsan bilmen lazım. Barış için savaş olduğunu yani. Barış. Ben zaten oradan geliyorum anlıyor musun? Ben oradan geliyorum diyorum sana. Ben sevginin saygın olmadığın yere saygı getiren adamım. Ben 15 yaşında içerilerde ne diyeyim sana şimdi içerilerde gezinen adamım. Ben 15 yaşındayken bilmiyorum sen kaç yaşındaydın. Ama ben 15 yaşındayken içeride kapışıyordum böyle. Teke tek falan hikayeler. Bir geriye hesapla bakayım. Benim yaşımı biliyorsan 15 iken ben sen kaçtın. Şimdi düşün ben öyle geliyorum. Öyle dünyadan geliyorum. Evet. Yeter diyorum da hani güzel. Bir de bu arada... Hazırım diyorum varım ama yeter diyorum bak. Hani efendi olalım. Olmuyor mu? Kesinlikle. Olmuyorsa bir gün tena köşede bir gün görüşürüz yani seninle elbette. Hele bir de bana böyle bak ben bir şey demiyorum ha ben haşa herkesin el elden güçlüdür. Ama bana bir şey diyorsan onun hesabını sorarım ben. Bu bir. İkincisi de korkanın ta anasını bir daha diyorum sana böyle. Bu kadar. Başka da bir şey yok zaten. Saygılar. Yanlış anlama ha. Soru soruyorsun cevap veriyorum. Yok estağfurullah. Herkesin bir tarzı vardır. Bilmiyorum tarz değil. Ben öyleyim işte. O tarz nedir bilmem. Ben buyum bu. Böyle işte tarz bir şey yapmıyorum ben burada bir hareket ya da tarz. Böyle konuşuyorum. Sen soru soruyorsun. Ben de bunu cevaplıyorum. Çok ciddi olduğum için. Doğru. Anlıyor musun? Diyorum ki korkanın da anasını yani. Bu tarz mı şimdi? Hani diyorum işte hani korkanın da anasını diyorum. Herkesin yani. Söyleme tarzı farklıdır. Onu demek istiyorum. Olabilir. Ha. Ben işte bilmiyorum. Ben böyleyim yani. Biliyorsundur onu. Hiç aynen olur. Aynen. Senin adın neydi? Cüneyt. Ha, Cüneyt. Aynen. Tamam. Cüneyt Gül. Tanışma çok memnun oldum. Ben çok de güzel çok memnun oldum. Cüneyt biliyorsun. Size söz vermiştim müzik öneri. Evet. Bayağıdan beri maşallah. Özcan'a da çok hem teşekkür ediyorum. Bizi buluşturdu. Efendim? Hem iyisiyle hem kötüsüyle peşindeydiniz. Bak ben yine size bir şey demedim. Hemen bir şey oluyordu böyle daha inle yere düşmeden bir bakıyorum. Tak müzik o nerede? Kül halkanı damgalamışsınız. Ulan diyorum şu zımbalara bak. Ben sunucusuyum. İyilik de yaptınız ama ondan sonra. Saygılı yaptınız. Sonra saygı baktım böyle aşağı düşüyorsunuz. Baktınız kilayla böyle fazla çatışmaya gelmiyor. O da böyle işte sizin gibi belalı. Ne oldu? İyiye geldiniz. Ben de sana dedim. Gördüm bak sizin iyi olduğunuzu. Dedim kardeşler sözüm sözdür. Kötüydünüz ama iyi oldunuz. Bak hatta sizin birisine yazdım ben ilk baştan. Bana göre dedim bak sanki biraz piçlik yapıyorsunuz gibi. Ya arkadaşı sana söylesin. Ama ondan sonra barıştık. Dedi abi hak verdi yani. Bazı şeylerde öyle olabilir. Ben de saygı gösterdim. Habercilik dedim böyle olur işte. Hata yapabilirsin ama hatanı kabul etmek
İşte orada olay babalaştı işte. Ve karşımdayım. Sevgili Cüneyt Efendi, baş pelvan diyeyim sana. Sağ ol, böyle teşekkür güzel. Ederim. Allah razı olsun. Senden ben, de bir babacan. Ben Müzikoneri'nin sunucusu olarak sadece çalışma arkadaşlarımla tabii güzel bir iletişiminiz olmuş. Şimdi öğreniyorum sizden. Çok güzel bir sohbetti açıkçası. Ben çok memnunum. Benim için ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü rap dünyasında çok değerlisin bence. Ve belgeselden diyorum. Rap dünyasında çok değerlisin bence derken başka bir şey de değerlisin. Hayır hayır. Bence öyle. Başka biri için bir şey diyemem. Kendi adıma konuşursam rap dünyası için çok değerli bir insansın. Bak burada da kaydediliyor bu. Her zaman söylüyorum. Sen sadece barış için varsın. Türkçe müziği yurt dışında yaymak için her zaman çalıştım. O yüzden de buna saygı duymak lazım. Yaşadıkların, yaşayacakların seninle ilgilidir. Ona bir şey diyemeyiz tabii ki de. Saygı duyarız. Diyecek bir şey yok. Çok güzel bir sohbeti. Teşekkür ediyorum. İzleyenlere son olarak neler söylemek istersin? Çok güzel mesajlar evet. alıyoruz. Şimdi güzel arkadaşlarım. Gelecek bu arada de... bana da saldırıyorlar. Kime? Bana. Arkadaşlar. Tamam, okuyamıyorum ben öyle senden konuştuğum için de. Ben şimdi evet. Ama son olarak şunu demek isterim. Kila severlerine. Hepinizi çok seviyorum güzel insanlar. Biliyorum bazen görüyorum hani güzel insanlar arasında zımbalar da var ama daha çok güzeller var. Hepinizi öpüyorum. Ve bu yüzden çok kısa zamanda manyak bir sürprize geliyorum. Hatta iki tane var. Hatta şöyle söyleyeyim size. İki tane featuring yaptım. Bir tanesini ben yapıyorum birisiyle. Ama ondan da yapacağım bir tane ama şimdilik olanları söyleyeyim size. Çok yakında çok baba birisiyle bir feat yaptım geliyor. Bir de bir feat daha var. Onlar da iki kişi. Kadıköy'den. Söyleyeyim o taraflardan. Hani o çevrelerde. Bu iki proyekt yakında geliyor size doğru. Çok gizli sis içinde böyle kobra yılanı gibi birden tak diye vuracak. O yani zaman... güzel ben dediğim gibi müzik bende şöyle güzel Cüneyt kardeşim. Biz burada şimdi evde Rocky içeride oturuyor. Ben şimdi içeriye gidiyorum ama orada müzik hep çalıyor bizde. Hep var. Birden diyorum ki tamam bunu yapalım. Çıkıyoruz orada parça oluyor işte. Yani stüdyoya falan gittiğimiz yok bizim ekstra bir şey yapalım diye. Evde öyle işte oluyor. Harbi müziği yaşıyorum ben. Ben harbi ghetto'dan geliyorum. Biz harbi böyle filmlere bak eski filmler o hayatı yaşıyoruz yani biz. Bizim hayat hala öyle. Evde zilin çaldığı zaman belli değil. Burada oturuyoruz yani müzik yapıyoruz. Hayatımızda da hep müzik olacak çünkü. Hı hı. Biz sokağı yaşıyoruz yani. Baba gül. Saygılar sevgiler diyorum. Sağ ol. Hürmetler de bizden. Çok teşekkür ederiz. Seninle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu arada çok güzel bir haber verdin. Müzik On Air farkıyla güzel sürprizler var diyorsun yakında. Çok manyak İnşallah. Diyorsun. Almanya'ya da selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Siz de Müzik On Air. Sevgiler, saygılar. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, güzel bir sohbetti arkadaşlar. Gerçekten de. Ben her zaman söylüyorum. Müziğe emek veren insanlara her zaman saygı duyan bir insanım. Bunlardan biri de sevgili Kila Hakan'dır. Birazdan yani yarım saat sonra bir konum daha olacak. Bu arada Müzik On Air'i lütfen takip edin. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ve Cüneyt Diktaş'ı yani beni de takip edin arkadaşlar. Hangi konukları ağırlamamız gerekiyor? Yani istersiniz. Ve onlara neler sormamızı istersiniz? DM'den yazabilirsiniz Müzik On Air ya da Cüneyt Diktaş hesabına. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.